Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Unifi'nin 24 portlu bir POS Vision kutu açılımını yapacağız. Şimdi gelelim sizlerle beraber kutu açılımını yapmaya. Biz bunu vi.com internetten teknolojinin mağazasına aldık. Fakat fark etmez, siz istediğiniz yerden alabilirsiniz. Ben orası denk geldi diye onu aldım arkadaşlar. Ben bazen destek alıyoruz. O yüzden destek aldım. Şimdi ben aldım. İstedim. Şimdi bu sivilcinin kutu açılımını yaparken aynı zamanda size özelliklerinden de biraz bahsedeceğiz. Şöyle bir üzerinde kağıt da geldi. Ha, bu kutusuymuş ya, ben bunu kağıt sandım. Ha, sivilcinin kutusu da bayağı güzelmiş. Normalde ben o kadar sivilç aldım, bu şekilde kutularda gelmedi. Aynı access point'i gibi şık bir kutusu varmış. Sizlerle beraber size. Bu sivilcinin yerine aynı zamanda Aruba veya Dell, Cisco, marka switchlerle tercih edebilirsiniz. Benim bunu tercih etmemin sebebi fiyat performans ürünü olmasıydı. Bir de biz bunu evde kullanacağız. Ev kamera sisteminde kullanacağız. Yaklaşık 23-24 tane kameramız var. Bu da 24 portlu bir switch. Tamamen bize yetiyordu. Tüm portlar neredeyse doluyor. İki tane de DSP portu var. Şimdi sizlerle beraber kutusundan çıkartacağız. Bir de yeni modellerinde şurada ekran olanlar var. Üzerine basıyorsun, size anlık kullanım değerlerini gösteriyor. Fakat bunda öyle bir ekran yok. Şimdi sivilcimizin de arka tarafına baktığımız zaman detaylı bazı özelliklerinden bahsedilmiş. Şurada features, paket içeriği, package contact demiş, nelerle olduğunu anlatmış. Burada da bir bakın, şu sanırım controller cihazı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Gateway cihazı olabilir. Bakalım neymiş. Ha, clock yemiş. Controller cihazı. Bu da yine RAW tip olanı varmış. 24 portlu sivilci. Bu da 48 portlu sivilcinin resmini koymuş. Access point'i. Access point'i kontrol ettiğimiz yazılımla aynı zamanda switch'leri de kontrol edebiliyoruz. Bakın burada yazılım var. Yazılım üzerinde bakın gateway cihazı var. Gateway cihazını yine bu controller üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Switch'leri göstermiş, access point'leri göstermiş. Client'ları ve burada da guest bağlantıları. Şu da IoT cihazlarına, evinizde olan ev tipi cihazlarda kullandığınız şeyler. Bu şekilde güzel bir kutu yapmışlar arkadaşlar. Ev için kullanacaksanız ideal, fakat ofis ortamlarında kullanmak için hani Enterprise düzeydeki bir Enterprise'da pek tercih edilmeyen bir switch modeli Unifi. Ama içeriden bir kutu daha çıkıyor. Onun içinden de çıkalım. Bakın. Switch'imiz böyle metal rengi. Beyaz. Tam beyaz değil. Normalde baktığımız zaman sitesinde beyaz gibi duruyor ama switch beyaz değil, gri. Metal dışı. Gayet güzel bir. Şimdi ürünümüz bu şekilde. Ürünü biraz şöyle sizlerle detaylı inceleyelim. Arkasından başlayalım. Kutu içeriğinden çıkanlar da belli. Çok büyük kutu içeriği yok. Şöyle bir güç kablomuz çıkıyor içinden. Standart güç kablosu. Onda şu şekilde bir plastik takmışlar. Gayet güzel olmuş bu. Güç kablosuyla enerji verebiliriz. Kaç wattmış? 240 volta kadar çalışıyormuş. Burada çalışma voltajları ile ilgili bilgi verilmiş. 250 watt. Yani bunun vereceği güç POE cihazlara. Üzerinde ortalama kaç tane kamera çalışır bundan da bahsedeceğim. Konsol bağlantısı için bakın burada bir konsol portumuz bulunmakta. Bu cihazın web arayüzünden veya web arayüzünden kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda cihazımızı nasıl kontrol edebiliyorduk? Kendi controller cihazıyla da kontrol edebiliyoruz. Arka tarafı böyle sade. Metal tamamı. Zaten switchler genelde metal olur. Şurada iki tane havalandırma deliği var. İçinde fan var mı gözükmüyor. Muhtemelen vardır. İçini açar, içine de bakarız. Diğer taraf, ön tarafını çevirdiğimiz zaman asıl switch'i bizi en çok ilgilendiren kısmı. Şurada bir led göstergesi var. Switch'in durumu hakkında bilgi veren bir led var. Yeni modellerinde buraya tam bu kadarcık bir ekran koymuşlar. Burada cihazın throughput değerlerini, üzerinden geçen trafiği, firmware versiyonu gibi bazı bilgilerini görebiliyorsunuz. Yeni versiyonları kullanmanızı tavsiye ederim. Güzeldi yani ekran olması burada. Ufacık bir LCD ekran koymuşlar. Şurada da bize switch hakkında farklı bilgiler verilmiş. Bu portların tamamı POE. Zaten POE'yi full POE aldığımız cihaz. POE dirimi off'sa hiç led yanmıyordur. Artı POE. POE Plus denmiş. Bu da yeşil. Ha, turuncu, yeşil. Bunlar neye götürüyor biliyor musunuz? Şurada led'in yanmadığını, bakın off durumda olduğunda. Eğer bu led'ler yanmıyorsa port çalışmıyordur demek. Turuncu led yanıyorsa POE özelliği kullanılıyordur o switch'in. Yeşil yanıyorsa bu da ne gösteriyor? 24 voltaj gittiğini, çalıştığını gösterir. Aslında bu renklerin her birinin bir ifadesi var. Mesela bu led var ya üzerindeki. Bu sağdaki led, her portun üstünde iki tane led vardır. Bu sağdaki led turuncu yanıyorsa 100 megabitte çalışıyordur karşıdaki cihaz. Yani karşıdaki bilgisayarınızın ethernet portu 100 megabittir. Ya da bağladığınız herhangi bir cihaz. Eğer bu birinci led yeşil yanıyorsa ne oluyor? Bakın zaten burada gösterilmiş POE LED'i. Şu tarafta da link LED'i gösterilmiş.
Aslında tam tersi söylemiştim. Sol taraftaki LED Poe'nin çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Eğer yanmıyorsa Poe özelliği kullanılmıyor demektir. Yani bu sol taraftaki LED, iki tane LED'imiz var ya baktığımız zaman görünüyor değil mi? İki tane LED. Bu sol taraftaki LED yanmıyorsa, şu LED'imiz yanmıyorsa Poe özelliği kullanılmıyor demektir. Eğer yanıyorsa Poe özelliği kullanılıyordur. Yeşil, turuncu yanıyorsa Poe kullanılıyor. Yeşil yanıyorsa 24 volt gidiyordur demektir. Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman bakın Ethernet portunun sol tarafında bir LED var. O da şuradaki LED'den bahsediyor bize. Bu LED eğer turuncu yanıyorsa cihazımız 10 megabit veya 100 megabit ile çalışıyordur karşıdaki cihaz. Yeşil yanıyorsa 1 gigabit ile çalışıyordur karşıdaki cihaz. Bu LED'ler bize bazı şeylerin bilgisini verir. Hiç yanmıyorsa eğer karşıdaki cihaz down durumdadır, yani çalışmıyordur. Burada USB portlarımız var. İçinde toz girmesin diye plastik kapalı gelir. Bunu çıkartırsınız. Fiber dönüştürücüdür USB'nin diğer adı aslında. Biraz içine kaçmış. Normalde bu kadar içine girmez bunlar. Bu neye işe yarar? Bu da fiber kablo doğrudan cihaza giremez. Bunun için bir dönüştürücü gerekiyor. Buna da cibik denir. Bir cibik denmez aslında. SFP denir. Cibik eski isimleriydi. SFP'yi gelir buraya takarsınız. Ucuna da fiber patch kablo girer. Nasıl olduğunu göstereyim hatta. Bakın elimizde şöyle bir SFP var. Bu SFP'dir arkadaşlar. Bunda da plastik var. Yine toz girmesin diye. Bu SFP'yi buradan çıkartırım plastiğini. Gidiyoruz. Şunu şuraya takıyoruz. 1 gigabit bu arada bu. Bunu böyle ters takmışım. Ters girmez zaten. Bak çat diye oturdu. Sonra bu da bizim fiber patch kablodur. Fiber patch panelden gelir. Bunda gideriz. Şuraya böyle takarız. Tak diye girer. Yani fiber bağlantı da bu şekilde olur. Tabi bunun için bize ne gerekiyor? SFP gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu buradan bu şekilde çıkartıyorsunuz. SFP ile böyle çıkartabilirsiniz. SFP'mizin. Şimdi bu SFP 1 gigabit destekli. Bunun 10 GB'leri biraz daha pahalıdır. Üzerinde marka yok. Piyasa malı. Piyasa mallarda genelde çalışıyor. SFP'nin 10 gigabit olması bunun 10 GB çalışmasını ifade etmez. Bu üstündeki portun da 10 GB destekli olması gerekiyor. Bu giriş düzeyinde bir switch olduğu için 10 GB desteği yok. MikroTik, Dell, Araba, Cisco gibi switchlerde 10 GB destekleri bulabilirsiniz. Tabi UBNT'de vardır muhtemelen. Fakat bu piyasada ucuz switchlerden bir tanesiydi. Fiyat performans ürünü olduğu için ben bunu tercih ettim. Şuradaki tıpasını da kapatalım ki biz bunu sağda kullanacağız. Zarar görmesin. Bir de bunu dış ortamda, dış ortam tek GDR'lik kabinetin içine koyacağız biz. Bakalım ilerleyen zamanda sorun olacak. Switch'in bir de bu tarafına bakalım. Burada iki tane fanımız var. Fanlardan direkt görünüyor. Havalandırma fanı. Poe olduğu için biraz ısınma olacaktır. Bu switch'lerle ilgili daha önce çok bir tecrübem yok. Şu an Dell, HP ve Roku switch'ler kullandım bu zamana kadar. Genel olarak teknik özelliklerine girecek olursak. Arkadaşlar switch'imizin 5 kiloluk bir ağırlığı var. Bu görmüş olduğunuz switch'in. Ethernet portu bulunmakta 24 tane. Tabii bunun 24'lü ve 48'li versiyonları bulunmakta. 48 portlu olan ihtiyaca göre, eğer 48 portlu bir ihtiyacınız varsa 48 alın. 24 ihtiyacınız varsa 24 alın. Bir de şöyle bir durum var. Ne kadar ihtiyacınız varsa ona göre kullanırsınız. Forwarding kapasitesi bunun yaklaşık 40 megabit per second. Aslında 38.69 diye geçiyor. Poe çıkışı ise 250 watt. Şöyle düşünün. Benim 20 tane kameram olduğunu farz ederse her kamera ortalama 5 watt veri çektiğini düşünürsek ya da 7 watt her türlü karşılıyor. Bu bizim işimizi görüyor. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Maksimum VLAN desteği bunun 255 tane VLAN destekliyormuş arkadaşlar cihazımız. Maksimum port başına verebileceği güç ise 17 watt. Bazı cihazlar 17 watt'tan fazla istiyor. Onları Poe'ye çalıştıramazsınız. Mesela atıyorum bazı antenler, bazı speed dome kameralar 17 watt'tan fazla güç istediği için ayrıca bir adaptör kullanmanız gerekir. Yani her enerjiyle çalışan Poe girişi olan cihaz Poe portuna çalışmayabilir 17 watt'a kadar. Bizim normalde kullandığımız kameralar ortalama 5-7 watt arası değişiyor. Bir de kamera gece moduna geçtiği zaman IR diye bir özellik var. Bu özellik devreye girdiğinde çektiği kapasite biraz belki 10 watt'a çıkar, 8 watt'a çıkar. Bu şekilde dalgalanmalar oluyor. SFP portu gördüğünüz gibi 2 tane. Switch kapasitesi ise 52 GB. Bu yani üstündeki kapasite 52 GB'lik trafiği döndürebilecek kapasiteymiş. Voltaj 50 volt, 57 volt arasında. Çalışma nem aralığı da 5 ile %5 ile %95 nem aralığında cihazımız çalışıyormuş. Nemden de aşırı bir şekilde etkilenmediğini söyleyebiliriz. Zamanla göreceğiz zaten. Ben yorum kısmında yine paylaşırım. Şok ve vibrasyon sertifikası olduğu söylenmiş. Hangi firmanın yaptığını tam bilmiyorum, hatırlayamadım. Pozitif
pasif boy voltajı verebiliyor. Cihazımızın ölçülerine gelecek olursak şöyle yan özel uzunluğu 48.5 santim. Şöyle derinliği ise 43.7 santim. Yani şöyle baktığınız zaman cihazın genişliği yaklaşık 50 santim. Derinliği ise yaklaşık 45 santim. Şu kalınlığı ise yaklaşık 22.8 santim gibi. 285 mm diye geçiyor. Bunun dışında cihaz hakkında pek söyleyebileceğim bir şey yok. Non-blocking throughput trafiği ise 26 gigabit diye geçiyor. RJ45 portları takabiliyorsunuz. Bir de fiber SFP dönüştürücü yardımıyla bunu girebiliyorsunuz. Cihazın yönetimi için dediğim gibi kendi kontrollerini ücretsiz olarak isterseniz bir sunucu üzerine kurun. Unify kontrolleri. İsterseniz de şunu yapabilirsiniz. Unify Cloud Keyler alırlar. Biz onlardan kullanıyoruz. O şekilde bağlantı sağlayabilirsiniz. Switch hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur.